Merve Bolu röportajı geliyor efendim. Merve Bolu. Hareketli bir şarkı olacak. Tam yazlık böyle, eller havaya. Güzel böyle eğleneceğiz diye düşünüyorum hep beraber. İnşallah beğeneceksiniz. İnşallah. Yani, genetiği de size çok fazla uyum sağlar efendim. Kendisinin şarkı sözleri çünkü çok şey. Mesela senin çöpü atacağım projede yazık. Yaralı müzesi, hareket edemem gibi. Aslında Merve Bolu'na da özdeşecek bir parça gidiyor diye. Ya Serdar zaten çok, yani bunu söylememe gerek var mı bilmem ama ülkemizde biliyorsunuz ki çok değerli bir sanatçı. Onun yapacağı her şeyde ben olmak zaten gönülden isterim. Bana da çok büyük bir katkısı olur diye düşünüyorum. Zaten çok özel bir adam kendisi de yakından tanıdığım için. Prodüktörlerimiz son dönemde vokallerin üzerinde mesela sesleriyle oynuyorlar. Çeşitli VCT'lerle, pluginlerle. Tamam. Siz sesinizde oynattınız mı yoksa direkt saf biz Merve Bolu mu dinleyeceğiz? Ya şimdi şöyle bir şey var, aranje yapılınca ister istemez ya klipte de renkleriyle, görüntüleriyle oynanıyor. Yani o da tabii ki bir aranje kısmı var biliyorsunuz. Ses düzenlemesi oluyor tabii ki illaki. Ya bu şey gibi bir şey, hani dublaj da olabiliyor bazen işlerde biliyorsunuz. Ya da seslendirmenin üstüne de değişiklik olabiliyor. Yani onu daha çok aranjör bilir. Ben hani sadece söyleme ve oynama kısmında yer alacağım. Yani. Herkes işini yapacak yani. Dediğinizde parçaya bir gideriz. Aa evet tamam bu benim sesime en yakın hali ve bunu çok beğendim dediniz. Çünkü eleştiriler de gelebilir. Ya şöyle ben zaten eğitimim biliyorsunuz ben oyunculuk eğitimi aldım. Eğitimimin içinde şan da var. Yani bir sunuculuk da yapabilecek, oyunculuk da yapabilecek. Bu tarz zaten meslekleri icra edebilecek insanlarız. Hayatımızda şu anda birisini biliyoruz. Daha çok böyle iş ya çok klişe diyeceğim ama hani gerçekten bak Büşra da kaş göz yapıyor haklı yani. Gerçekten işimizle şu an konuşulmak istiyoruz ama haklıyım yani. Zaten uzun zamandır pek bir şey üretmiyordum biliyorsunuz sizler de. Hazır üretmişken de bunu konuşalım artık. Evet. Bak uzun zamandır pek bir şey üretmiyor. Üretmedim. Yaza benim. Bomba gibi bir şarkıyla geleceğim diyor. Hayırlısı olsun hadi bekliyorum. Hayırlısı olsun. Yani soru aslında orada çok bıçak sırtı bir soruydu. Yani ne? Hani diyorlar ya böyle vokallerin seslerine işte bir takım aranje halindeyken bir şeyler yapılıyor. Gördük geçenlerde de örneğin. Evet diyor seslerle görüntülerle oynanabiliyor. Yani bunun onun belli bir hani ince oynanışı var, büyük oynanışı var falan filan. Çünkü Yıldız Tilbe bir sahneye çıkarmıştı galiba. Millet ay hay Allah niye geldik ki buraya falan gibilerinden bakmışlar. Hatırlamak ister misin? Var mı o? Buyurun. Ne diyorsun harbiden mi? Aklımda her kıvrımının sanmasınlar asla seni benden ayrı. Gitme buradan sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Kocam neredesin? Kim bilir şu an neredesin o? Ediner şaşkına başlarım senin aşkına. İçimden hiçbir şey gelmiyor. Seviyor yani şarkı. Bayağı bir albüm yaptı canım. Hepsini izledik yani. Var yani yapacak bir şey yok. Ve bomba Serdar gibi. Serdar Ortaç el veriyor demek ki. Tabii tabii bir şey var. Melve Uğur'dan sürpriz Serdar Ortaç şarkısı. Tabii. Buyur bakalım. Yakın hangisi zamanda söyledi? Çıkartacağı şarkı için stüdyoda bir araya geldiler. Şarkı seçimi yapmışlar. Birisi demiş ki iki deli bir araya gelmemeliydik şarkısı belki. Var ya Serdar iki deli bir araya gelmemeliydik. Valla şöyle bir şey Serdar nasıl Ortaç şey da az üretiyor bu aralar. İnşallah Merve ile beraber ikisi de muhteşem bir çıkış yakalarlar. Keşke. Hangi şarkıyı öngördü acaba? Onu merak ediyorum. İşte Serdar'a bir soracağım ben şimdi. Serdar hangi şarkıyı? Valla Merve her şarkıyı söyler. Yani buna uygun. Yani normal şöyle bir şey. Sen de her şarkıyı söylersin. Ben de her şarkıyı söylerim. Doldurursun böyle WhatsApp'tan şuradan buradan. Gönderirsin aranjörüne. O sana muhteşem bir şey ortaya çıkartır ve hop. Sen de ona inanırsın. Aynen öyle. Değil mi? Senin olmayan şeyler gibi. Demek ki bu yaz Merve Bolu rüzgarı esecek sahillerde. Valla plajlarda falan eğlendirir böyle şey yapar. Hani o plaj partileri oluyor erken. Çok fazla sanatçılarımız gidiyor oraya. Belli bir noktadan sonra çalarlar belki. Yani sahne performansı çok iyidir. Bir de o şarkıyla beraber yani olabilir. Bir şey üretmiyordum diyor. Yani çalışıyor en azından. Pek bir şey üretmiyorum dedi. Demek ki artık başlamış. Evet olsun. Harika. Evet. İş. Odaklanmamız gereken şey bu. İş. Aşk sonra gelir. Aa sen. Kim? Sen iflah olmaz bir romantik evet dedim buna. Tabii ki. Aa.
Demelisin ki önce aşk Muratçığım ne işi? Ben de mi söylüyorsun bunu? Duygusal yanım çok kuvvetli olabilir ama disiplinin tarafım da yani ortada. İyi de iş insan sürekli olarak. Bu mu? Tabii yani iş olsun yani. Peki. Neyse oraya pek girmeyelim. Para gelsin aşk gelir diyorsun. Çünkü ben girersem seni de sokmak istiyorum. Sen de girmeyeceğine göre karşılıklı kalıyor. Karşılıksız kalıyor onun için. Hiç bu konudaki şeyimi seninle zedelemeyeceğim birazdan. Peki sevgiler selamlar olsun.